anneme ne yaptın teyze? Anne. Ben annemi özledim. Yıldırım Bey araba adrese teslim demedi mi evladım? Bu arabanın burada ne işi var? Bu araba niye burada hala? Otelyon Haşmet Bey. Bir nefes alabilsek halledeceğiz arabayı da. Alayım ben anahtarı Haşmet Usta. Yıldırım Bey biz çocuklarla hallederiz. Şunların oyuncaklarıyla oynayayım birazcık. Ne var bunda? Günaydın. Odanızı toparlamak için... İyi misiniz? İyiyim. İyiyim. Çok çok iyiyim. Sorun yok. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Koşuya gitti, tadım yapamayacak. Buyurun biz mutfağa geçelim. Ellerimizi öne aldık. Nefes alıyoruz. Nefes verirken elleri yana doğru açıyoruz. Evet, yere doğru uzanıyoruz. Flex pozisyonunda bu şekilde. Volkan Bey için geldiniz herhalde. Bugün değil. Selam söyle. Kimmiş? Kimlik istemedim. Bir dahakine sen sorarsın. Aman ya, gözüm şey diyor bir yerden, bir ünlü bir şeydi ya bu adam eminim. İyiyim mi? Allah'ım ölüyorum. Ölüyorum galiba. Allah'ım ölüyorum. Yapanık falan değil mi başka bir şey? Kalp krizi geçiriyorum şu anda. Kalp krizi geçiriyorum. Bak bakayım sana. Gözlerime bak. Gözlerime bak. Bak. Bak bak. Kalp krizi falan geçirmiyorsun. İnan bana. Kalbim ağzımdan çıkıp önüne düşecekmiş gibi hissediyorum. Nefes al. Senle birlikte nefes al. Başla. Aferin güzel. Şimdi söylediklerimi tekrar et. Ölmüyorum. Hadi. Hadi. Ölmüyorum. Ölmüyorum. Aferin. Ölmüyorum. Ölmüyorum. Güzel. Her şey kafamın içinde. Her şey
kafamın içinde. Yüksel. Nabzını yükselten, üzerinde yürüyen o 1 milyon karınca var ya, hepsi kafanın içinde. Sorun her neyse, sen ondan güçlüsün. Güçlüyüm. Aferin. Kusura bakmayın, şu an sizi de oyaladım böyle boşu boşuna. Boşuna değil, artık biliyorsun. Neyi? Bundan sonra ne yapman gerektiğini. Aferin. Taksi. Benzettin. Sadece benzettin. Güral. Riva'ya nasıl giderim? İleriden sağa dön, servislerimiz kalkıyor. Oradan gidebilirsiniz. Tamam, teşekkürler. Hepsi. Hepsi kafanın içinde. Güçlüsün. Kafanın içindekilerden daha güçlüsün. Kafanın içindekilerden daha güçlüsün. Daha güçlüsün. Kafanın içindekilerden daha güçlüsün. Avukatımla görüşün. İzin yok. Bekleyeceksiniz. Gidip ziyaret etmek mümkün değil. Olsun. Beklerim ben. Alışkınım zaten beklemeye. Bir iki gün daha beklerim. Oturun. Size dedim. Oturun. Ha, ben... ben özür dilerim, boş bulundum. Yani ben... Sen benim teyzemsin ya, hani ben böyle senle benle içimden geliyor çünkü. Sen de bana böyle sizli bizli konuşunca ben hep etrafımızda biri varmış gibi hissediyorum. Oturun lütfen. Tamam. Özür dilerim tekrardan. Daha geçen gün gazeteci saçmalığını yaşadık. Ama bugün sizi tek başına sokakta dolaşırken gördüm. Bundan ne anlam çıkarmalıyım? Özür dilerim, ben dolaşmıyordum. Yani benim paniğim gelmişti yine. Çok özür dilerim, bir daha olmaz. Üstelik yanınızda da bir yabancı gördüm. Hayal meyal konuşuyordunuz. Nasıl bir tedbirsizlik? Ya daha önceki gibi gazeteci çıksaydı? Yok yok, gazeteci değildi, eminim. Eminsin? Evet, eminim. Kimdi peki? İsmi neymiş? İsmini bilmiyorum ama dediğim gibi ben panik geçiriyordum. Yani o da sağ olsun benim paniğimi... Doktor muymuş? Yok. Bilmiyorum. Yani açılım ben doktorum demedi. Bir daha olmasın. Hadi artık siz de hazırlanın. Teyze. Korkma benden. Sana orayı hatırlattığımı biliyorum. Bu yüzden benden bu kadar uzaksın.
Bana her baktığında arkanı dönüp gittiğin o toprakları görüyorsun. Bu yüzden beni görmek istemiyorsun. Bu yüzden benimle göz göze gelmekten korkuyorsun. Bana her baktığında orayı görüyorsun. Ama görme teyze. Ben de oraya ait değilim. Ben de senin gibiyim. Teyze, bak. Bak, bana hiçbir şey anlatmak zorunda değilsin, tamam mı? Ama ben... annemin senden neden nefret ettiğini biliyorum. Senin cesaretinden nefret ediyor. Onun yapamadığını yaptığın için senden nefret ediyor. Sen cesurdun, çocuk yaşta baş kaldırdın, ben buraya ait değilim dedin. Kaçtın gittin ama o gidemedi. Korkaktı, yıkamadı zincirlerini, kıramadı. Ama sen kırdın teyze. Kırdın çünkü sen cesurdun. Zincirlerini kırıp gidecek kadar cesurdun. Belki de bu yüzden annem... Misafirleriniz geldi Umay Hanım. Umay Hanım? Sen artık... Sen dedin. Sen dedin. Bana sen dedin. Yıllardır dernekten ayrı yaptığım hayırseverliği nasıl gizli tutuysam... ablam elimi uzattığım yardım elini de öyle gözlerden uzattım. Yardım eli diyor. Niye? Ya. Yalancı ya. Yardım eli diyor. Ya senin o elini o... Ya kapatın şunu, nerede şu kumanda? Abla versene şunu bana. Benim elim hep onların üzerindeydi. Ben yardıma muhtaç olan kimsenin yardım elini geri çevirmem. Yardıma muhtaç diyor ya. Ne muhtaç? Kim muhtaç ulan sana? Bir elim ablamın ve yeğenimin üzerinde olacak. Ve ama onlar gözlerden uzak yaşamaya devam ediyor. Ya senin elini var ya, senin o elin... Ya kapatacağım şunu. Ver benim derin. Ya abla ver şunu. Ver bir dakika, ver. Ver onu sen. Ver onu ettik. Ha? Ne dedin teyze? Baston da olmuyor tabii. Hazırız. Hapiste bir ablası, kömürlükte zincirli bir yeğeni olacağı aklının ucundan geçmezdi. Astroloğum söylesin, yıldızlar karıştı derim. Ablası birkaç gün sonra çıkacakmış. Yakalanmasa kimseye çaktırmadan postalayacaktı kızı. Kötü yakalandı ama. Bizi de buraya çağırmaya mecbur kaldı. Umay işte. O kuyruk hep dik duracak. Hoş geldiniz kızlar. Umay'cığım günaydın. Çete geldi. Çete başı çoktan bacak bacak üstüne atmıştır şimdi. Annem oluyor yani kendisi. Çete başı? Annem. Dün gece ne güzel hırsını aldı benden. Gördün değil mi? Benim de hayatım köpüklerin arasında geçmiyor işte. Haklıydı. Dedim ben sana, izinsiz ayıp dedim yani.
Hadi şu çetenin hakkından gelelim bakalım. Hayallerde acaba? Kuzenler kaynaştı mı hemen? Onlar yeni tanışmıştı değil mi? Bastondan emin miyiz? Çok eminiz. Bakın geliyorlar. Gerçekten o. Yürüyüşüne bak. Ha, burada iniyorum değil mi kardeş? Umay'cığım, senin gibi hayırseverlikte markalaşmış bir kadının ablasıyla yeğenini sahipsiz bırakması akla mantığa aykırı zaten. Yalnız ne acı, yeğenini okutmamışsın. Ben bir tek buna takılı kaldım. Ben de takıldım. Umay Karay bile olsa gücünün yetmediği yerler oluyor. Gücün cehalete yetmiyor. O ruh hastası babası okutmadı onu, öyle değil mi? Zavallı kız. Bunca travmadan sonra okul mu düşünsün şimdi? Çok yazık, çok. Ne de güzel aslında, öyle değil mi? Ya. İşte kızları böyle böyle eziyorlar. Böyle böyle bastırıp haklarından, yapabileceklerinden bir haber, gık diyemeyecek eziklere dönüştürüyorlar. Çok yazık. Bırak. Ezik değilim ben. O kömürlükte bile ezilmedim ben. Hayatım da o kömürlükte geçmedi benim. Köyden geliyorum. Uzaydan değil. O köyler de sizin izlediğiniz Yeşilçam filmlerindeki gibi değil artık. Hani derneğiniz hayır işleri yapıyor ya, oradan aklınıza gelsin yani. Bilirsiniz. Okuyamadım. Ama okuyacağım. Travmalarımı da hiç merak etmeyin. Hepsini atlatacağım. Çünkü ben zavallı bir kız değilim. Zavallı şey hiç değil. Ben izninizle kuzenimle ilgileneyim. Psikolojisinin bozuk olduğunu söylemiştim değil mi? Benim teyzemle bir derdim yok. Anlıyorum ben onu. Bir gün de Umay Karay olmamış. Tabii ki kendini savunacak. Ama o kadınlar yok mu o kadınlar? Bu ne ya? Zavallı şey, zavallı kız. Patent annem ay. Ne? Yok. Yok bir şey, bir şey demedim. Delirmiş bu kadınlar ya. Hayır tamam bak, üzülürsün. Üzülürsün, herkes üzülür. Ama ben orada yokmuşum gibi zavallı aşağı, zavallı yukarı. Yok böyle böyle ezik yapıyorlarmış kızları. Ezik de değilim, zavallı da değilim, tamam mı? Ama ben seni uyarmaya çalıştım. Annemin hayatı bu. Böyle işte. Senin uzaktan gördüğün gibi değil ki. Pırıltılı, evet. Ama sert. Yeterince parlak değilsen çok sert. Ben parlağım ama. Ben o kömürlükten sağ çıktım. Boynumdaki zinciri koparıp attım. Ben parlağım hayal. Nasıl bilmiyorum ama göreceksin. Görecekler. Herkes görecek. Ben
teyzem kadar parlağım. Kötü bir şey söylemedik ki. Üzüldük, ne yapalım? Hem kim üzülmedi ki haline? İşiniz zor Umay'cığım. Hangimizin işi kolay ki Seçil'cim? Aman sen bununla insan içine çıkma hayatım. Yani bizden laf çıkmaz ama yerin kulağı var. Yani dilleri pabuç kadar. Magazin bunu diline dolar. Magazin kimi diline dolamıyor ki? Mesela senin kocanın alkol sorunu. Magazinin diline sakız oldu değil mi? Seçil'in kleptoman oldu fısıltıları mesela. Tatlım ya, geçen gün hangi köşe yazarıydı senin ismini vermeden modacının makasını yürüttüğünü ima eden? Alt tarafı makas canım. Bence modacını değiştir. Ama bence en acımasızı Betül'ün iflasının dedikoduları oldu. Tatlım, bu arada Reşat'la konuştum ben, merak etme. Kocanın karşılıksız çıkan çekini piyasaya duyurmayacak. O iş bende. Sen sakın üzülme, olur mu? Ah, ah. Hepimiz kendi küçük dertlerimizle uğraşıyoruz, öyle değil mi? Gidi sümüklü ünlü hey. Peri padişahının sarayını ev yapmış kendine. Ah kafasız Kevser ah. Seni şu neyin eksikti? Buyurun. Birine mi baktınız? Evin hanımına baktım. Umay Karay hanımefendinin evi değil mi burası? Ben akrabası oluyorum memleketten. Kendisinin öz hakiki yeğeninin halasıyım. Ha. Ne oluyor oğlum? Hanımefendi Umay Hanımların misafirinin halasıymış. Misafir ne ayol? Hakiki yeğeni diyorum, ben de halasıyım. Hani diyeyim bakayım neredeler? Bir dakika bekleyin lütfen. Ne tersleniyor bu? Hakiki akrabasıyım diyorum. Siz anlamıyor musunuz laftan? Hanımefendi bir dakika. Ya bir çekeyim. Bir dakika hanımefendi. Şekerim, haftayı yeğeni de getir derneğe. Psikolojisi için iyi olur. Ablan çıkınca onu da bekliyoruz mutlaka. Mutlaka. Mutlaka getiririm. Bay bay. Hoşça kal. Yediniz yiyeceğinizi anca eritirsiniz. Umay Hanım. Hayır çağırma. Misafiriniz var. Ne misafiri? Misafirler daha yeni gitti. Davetsiz misafir. Ya bir bırak diyorum Allah Allah. Gördüm işte orada. Ya tamam da böyle gidemezsiniz. Kız! Ümmü! Kevser ablan buldu ya seni. Boşuna mı sustuk bunca yıl? Bir mükafatı olacak Cemal'in elbet. İstediğimi vereceksin Umay Hanım. Kırıta kırıta vereceksin. Cemal Çetin. Avukat geldi. Ne için? Ha? O boşanma zımbırtısı için mi gelmiş? Sen söyle ona. İmza yok o avukat bozuntusuna. Söyle. Yok imza. Yok imza, hadi. Ne dedik yani? Hakiki adını söyledik, yalan mı söyledik? Yarım saat kimse gelmesin. Kimse de bilmesin. Vay, 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 vay. Ev içinde ev resmen. İki evli ev gibi kızım be. Umay. Umay Hanım. Yani Umay daha bir yakışmış zaten. Yalnız yüzünü gözünü ne kadar güzel yaptırmışsın ha. Bin şahit ister Ümmü demeye. Umay Hanım. Umay Hanım diyeceksiniz.
haddinizi aşmayacaksınız. Sen hangi cesaretle geldin buraya? Ha şöyle, sizi bizi bırakalım değil mi ama? Akrabayız biz ayol. Adresimi nasıl buldun bilmiyorum ama eğer yeğenini görmeye geldiysen köyünde ziyaret edeceksin. Çünkü oraya dönecek. Şimdi sen de ilk uçağa binip nasıl geldiysen aynen öyle köyüne döneceksin. Adresimi de buraya geldiğini de unutacaksın. İyi. Ama selamını vereyim de üstümde kalmasın. Abimden selam getirdim. Beni hususi yolladı. Kız bahane. Abim beni senin için yolladı. Umay Hanım. Cemal Çetin bu kez görüşmeye bile gelmedi. İmzalamıyor İmran Hanım. Pislik. Bakın, davayı bile devlet sizin adınıza açtı. Kızınıza yaptıklarından sonra anlaşmalı boşanmayı beklemek beni avukatınız olarak rahatsız ediyor. Size bir kez daha söylüyorum. Boşanmak için karşı tarafın imzasına ihtiyacımız yok. Bana vereceğiniz tek bir imzayla sizi o adamdan çekişmeli olarak... Çekişemem. Yani... Ben onunla çekişemem. Siz hala korkuyorsunuz. Size avukatınız ve bir kadın olarak yeniden söylüyorum. Size zarar veremez artık. Hapisten çıkamayacak o adam. Elciz konusu bağlayan hiçbir şey yok. O istemese bile siz boşanabilirsiniz. Dedim bizim Ümmü olmuş koskoca Umay Karay. Mapusu ayağına gelir mi dedim. Abim dedi gelir. Tıpış tıpış gelir dedi. Artık neye güveniyorsa. Bir abim, bir Allah bilir. Ha, bir de sen bilirsin galiba. Kevser bilmez. Ama sen yine de hor görme şu garip Kevser'i ha. Malum abim diye demiyorum zır dili. Ağzındaki o bakla her neyse, sen onun ayağına gitmezsen o bakla döner, dolaşır, Kevser'i bulur. Değil mi ama? Demem o ki, sen şimdi bana bilet alana kadar kendine bilet al. Soluğu da abimin yamacında al. Ha beni soracak olursan, ben abimin sözünden çıkamam. Bana gelmesini bekle dedi. El mahkum, sen gidene kadar bekleyeceğim. Yani demem o ki, şimdi sen bana güzelce bir misafir odası ayarlayıp şöyle dinleneceğim, rahat. Ha? Onur Bey, hanımefendiyi havaalanına yakın bir otele yerleştirin. Tabii. Yeğenimi görmeden şuradan şuraya adım atmam. Tek bir kelime, bir kelime daha edersen ne uçağa ne otele, köyüne sürüne sürüne gidersin. Karşında senin o sümüklü Ümmü yok. Umay Karay var. Sakın. Sakın unutma. Buna mecbursun Umay. Bunu yapmaya mecbursun. Thank you.
Kızım. Alo Hayat. Yavrum. Yavrum duyuyor musun Meri annem? Duyuyor musun? Kızım bir sesini duyayım. Ümran merhaba. Kızın iyi merak etme. Ben mecburen aradım. Kızımı ver. Aradığımdan haberi yok. Kızımı ver. Ümran kocam biliyor mu? Ümran. Lütfen bana doğruyu söyle. Kocan gerçeği biliyor mu? Bana bak. Çok az kaldı. Geleceğim oraya. O buzdan şatonu kafana yıkacağım. Sonra da kızımı alıp gideceğim. Duydun mu? Ümran! Ümran kocan! Bağışlasın Ümran. Pek tatlıymış. Kardeşinin. Bilmese ne işim var benim o iblisle. Bu daha ne kadar böyle sürecek Reşat? Personel konuşmaya başlayacak. Bir de yatakları ayırdılar dedikodusuyla mı uğraşacağız? Bir dahaki çay partini yatakta verirsin Umay'cığım. Sen bulursun bir çaresini. Peki. Kızımız nerede yattığını öğrendiğinde sen uğraşırsın. Bu arada yarınki programın nedir? Şirketteyim. Benim dernekle alakalı küçük bir seyahate çıkmam lazım günübirlik. İyi geceler. Cemal Bey, ağzınızdan çıkanlara dikkat edin. Sümüklü Ümmü'nün abisiydik. Cemal Bey olmuşuz. Haddini bil. Ben sadece buraya o zavallı kız için geldim. Sakın arkasında başka bir şey arayıp benimle böyle konuşmaya devam edebileceğini düşünme. Sen şu gözündekileri bir çıkar. Gözüne bakıp belki inanırız. Heh. Tek bir saygısızlık daha. Kalkar giderim. Sen buraya kalkıp gitmeye gelmedin. Pazarlık için geldin. Ne saçmalıyorsun? Şu suratıma bir bak. Her Allah'ın günü tecritteyim. Her Allah'ın günü linç. Burnumu çıkarsam kırıveriyorlar. Ne bekliyordun pislik herif?
Kızımı zincire vuran babayı ayakta alkışlayacaklar mı sanıyordun? Kızını doğurup ablasına terk eden bir zilliyi bütün Türkiye alkışlıyor ama. He? He? Aman yanım ha. Şimdi tıpış tıpış buraya gelmenin sebebini konuşabiliriz. Kardeşine ne kadar istiyorsan veririm. Ah. Mahpusta para geçmiyor ama onu ne yapacağız? Hı? Ne istiyorsun? Bil bakalım ne istiyor. Senden bir ricam var Müdür Han. Geliyorum kızım. Geliyorum. Hocam. Hocam. Hocam akşam yemektesin. Kaçış yok. Hocam bu akşamki profesörler yemeği için. Ne yazık ki başka bir yere sözüm var. Tamam. Kaldı. Geleceğim oraya. Buzdan şatonu kafana yıkacağım. Sonra da kızımı alıp gideceğim. Haldun Bey, ben nasıl oldu anlamadım. Bir karışıklık olmasın. Bugün diye biliyorduk. Yarın tahliye olacağından emin misiniz? Dediğim gibi Umay Hanım. Cezaevi yönetiminden dün haber geldi. Tecrit cezası aldığı için tahliye süresi uzamış. Anladım. Eminiz. Peki, teşekkür ederim. Ayet Hanım'ın psikoloğu geldi. Çalışma odasında konuşsunlar. Thank you.
Geçen bir manken kadın gazetecilere yakalanmamak için şaşırtmacalı tahliye olmuştu. Gazetede okudum. Ben de ondan istiyorum. Bu nereden çıktı şimdi Ümran? Ben bir gün sonra çıkacakmışım gibi olsun. Kızıma sürpriz yapmak istiyorum. Hem de o pislik bilmesin istiyorum. Ümran, çocuk oyunu mu bu? Ama yani gördünüz işte, beni kızımla bile konuşturmadı. Bir kere değil, iki kere. Yani kesin bir işler çeviriyor. Onun oyununa gelmek istemiyorum. Senin o kadınla ilgili gerçekten yardıma ihtiyacım var. Ama bu benim işim değil. Şimdi lütfen çıkar mısın? Benim işim var. Ya mankene var da Ümran'a yok mu? Hasta bir adam benim babam. Ruhu hasta, kalbi hasta. Aslında nefret ettiğim kadar acıyorum ona. Ama korkmuyorum ondan. Yani bilmiyorum, korkmadım. Hiçbir zaman korkmadım. Ne babamdan ne de karanlıktan. Kömürlükteki karanlığa gözüm alışıktı benim. Babamın ruhundaki karanlığı çıplak gözle görebilirsiniz çünkü. Ben de o karanlığın içine doğdum. Babamın içindeki karanlık yüzüne vurmuştur. Şimdi şu pırıl pırıl odaya girse her yeri karartır. Gerçekten. Şaka gibi ama öyle. Gerçekten her yeri karartır. Işığı karartır benim babam. Karanlık bakışlarıyla, söyledikleriyle, söylemedikleriyle her yeri karartır. Söylemediklerini biraz açabilir misiniz? Benden neden nefret ettiğini hiçbir zaman söylemedi. Bana neden dediğini hiçbir zaman söylemedi. Kömürlükte doğduğumu söyledi. Ama annemin anlattığı doğum hikayesi çok farklıydı, yani çok başkaydı. Annem çıktığında konuşacak çok şeyimiz var yani. Peki ya teyzeniz? Teyzem. Uyanmak istemediğim bir rüya gibi. Kızının adını boşuna hayal koymamış. Hayaline yürümüş bir kadın benim teyzem. Güzel, güçlü. Yakından daha güzel, daha güçlü. Bu sözler biraz hayranlık kokuyor gibi. Tabii ki. Kim hayran olmaz ki teyzeme? Ben de teyzem gibi olmak isterdim. Hatta size bir sır vereyim mi? Burada kalmak isterdim. Annemsiz olmaz tabii. Yani annemle beraber ama burada. Bu dünyada, teyzemin dünyasında bu dünyaya ait olmak isterdim. Beni sevmesini isterdim. Dünyasının bir parçası olmayı, beni ailesinin bir parçası yapmasını isterdim. Hep beraber kocaman, çok mutlu bir aile olmak isterdim. O benim anne yarım.
Hiç ayrılmayalım. Kocaman, mutlu, gerçek bir aile olmak isterdim. Cansel, misafirimizin eşyalarını topla. Ne yapacaksın artık? Sen de köyünde giyersin cicilerini. Hayat. Ben de artık kapısını kapatmaktan korkmuyor diye sevinmiştim. Ne yapıyorsun sen? Ben ne yapacağım vallahi? Annen ne diyorsa ben onu yapıyorum. Nasıl yani? Ne nasıl yani? Hayat Hanım gidiyor. Ne? Anne. Anne. Hayat gidiyor ne demek anne? Kızın dünyadan haberi yok. Cansel girmiş odasına bavul hazırlıyor. Ya şaka mı bu ya? Daha yarın teyzem gelecek. Daha tanışacağız biz, tanışacağız. Daha zaman geçireceğiz biz anne, tanışacağız ya. Bir şey söyler misin? Kimse buraya gelmeyecek. Hayat köyüne dönecek. Bu konuyu da tekrar konuşmak istemiyorum. O kız buraya ait değil. Ve ait olduğu yer olan köyüne dönecek. Lütfen kes artık bu ısrarı. Böyle konuşmamıştık. Böyle anlaşmamıştık anne. Kızı da beni de kandırdın işte. Nasıl yapıyorsun bunu ya? Kız sana anne yarım diyor. Kendine gel artık Hayal. Çık şu ergenlikten. Karşımda histeri yapma. Sen haberi bile olmadan kızın eşyalarını bavuluna sıkıp gönderiyorsun anne. Kız burada ne kadar mutlu görmüyor musun? Buraya ait değil. Burası onun dünyası değil, kendi dünyasına ait. Bizimkine değil. Ha, sen kendi yeğenini burada. Köyüne gidip ait olduğu hayatı yaşayacak. Bizimkine değil. İyi akşamlar. Riva'ya nasıl gidebilirim? İleride servislerimiz var. Onlara gidip devam edebiliriz. Gece son gecemiz. Şaka gibi ya. Hadi. Bak yapma ama artık. Hem ne demek son gecemiz? Ölüyor muyuz sanki? Feyzan konuşuruz kız. Ya da ne bileyim atlarsın babanın uçağına gelirsin. Yaparız yani bir şeyler. Bulduk artık birbirimizi. Teyzemi bile göremeyeceğim. Merak ediyordum onu. Tanımak istiyordum. Haksızlık bu ya. Hadi ama bak annen haklı. Hem biz ergen değiliz ki, kocaman kızlar olduk artık. Hem ben... evimi çok özledim. Odamı özledim. Annenin de dediği gibi işte. Kendi dünyamı özledim. Ya hayat. Oho. Biz misafirimiz gelecek diyelim. Hayal Hanım hala kuzeniyle laklakta. Sen de tam bulmuşsun yani misafir gecesini. Bu gece hayatın son gecesi.
yarın annesini cezaevinden alıp evine dönecek. Hadi ya. Misafirlik kısa sürdü demek ha. Ya daha gezdirecektim onu. Şuradan İstanbul'a bile gitmedik ya. Bir saatten önce hayatta gelmez. Bir de tam gününde gelen şu gizemli misafir. Bu kafayla bir de misafir yani. E hadi niye oturuyoruz hala? Ya bakmayın bana öyle. İstanbul'a gelmişsin. En azından Boğaz'ı bile görmeyeceksen yüzümüze küfür et daha iyi. Şimdi buradan İstanbul'a gidip hızlıdan bir Boğaz turu atıp sonrasında misafire yetişiriz. Nasıl plan? Hadi. Ya hadi hadi. 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 Hadi gel. Bir gün bile sabretmeden kızı apar topar göndermen hiç doğru olmadı Umay. İstersen artık şu gizemli misafirimize odaklanalım ha. Volkan sana kimin geleceğini söyledi mi? Çünkü ben bu saçma gündemlerin arasında soframa kimin oturacağını bilmiyorum. Kızı göndermeden bana danışmış olsaydın misafir kabul etmezdin Umay. Harika. Demek ki sen de bilmiyorsun. Çocukça. Bak Umay. Kızımız kuzeniyle gerçekten güçlü bir bağ kurdu. Bugün kuzeniyle, dün astımı yüzünden göndermek zorunda kaldığımız köpeğiyle, yarın yastığıyla. Kızımız herkesle bu hastalıklı bağ kurabilir Reşatcığım. Peki ya sen Umay? Sen neden kimseyle bağ kuramıyorsun? O insanlara destek olacaktık. Onca yaşadıklarına rağmen o köyde yaşamaya nasıl devam edecekler? Heh. En azından ablanla tanışabilmek isterdim. Bak hayır. Senden alamadığım cevapları ondan alabilmek için değil. Sadece kendisine destek olmayı teklif edebilmek isterdim. Sakın bana o kızdan kurtulacağımız için rahatlamadığını söyleme. İnkar etme. Eğer kızının mızıldanmaları olmasa sen de benimle birlikte derin bir nefes alacaksın. Ve diğer konuya gelince annesinin sosyetik yılanın yardımını kabul edeceğini hiç zannetmiyorum. Şimdi müsaadenle misafirimiz için hazırlanmam lazım. Bari bir haber verseydik annenlere. Zaten haberi olacak. Çünkü onun arabasını alıyoruz. Ay ergen miyiz canım biz hadi. Sağ ol canım. Kızlar hazır mıyız? Hazır mıyız? Tabakhaneye gazlıyor yaş. Bunun misafirleri gelmiyor muydu bugün? Muhteşem üçlü misafir dinlemiyor. Şu zavallı kız bak burada birkaç gün daha kalsaydı... ...anısını şuraya yazıyorum. Kıskançlıktan delirmeye başlardı bizimki. Mevzu bahis Volkan'sa... ...tabii kardeş çocuğu falan dinlemez vallahi yer. İstersen bir de seni yedin altı konuşalım. Ne oluyor be? Sen ne olduğunu çok iyi biliyorsun. Senin karşında inan yok. Gazeteci muhabbetini anlamadın mı sanıyorsun? Ne diyorsun sen ya? Bak, sesimi çıkarmıyorsam sana değil... ...o senden açlık kalan anana, babana, kardeşin acıdığından çıkartmıyorum. Kabahatinle otur, edebinle aç ağzını.
Ha, bugün ne kadar sustun da şimdi Hayal'in walkie-talkie'sine yapıştı. Yüzüne bakmıyor diye bana patlıyorsun. Ümmü'den selam getirdim. Burası onun dünyası değil, kendi dünyasına ait. Bizimkine değil. Köyüne gidip ait olduğu hayatı yaşayacak. Turist, geldik. İn bakalım. Biz senin bastonunu unuttuk. Attım ben onu, bıraktım. Volki! Ay, senin arkadaşların da her yerde. İki dakika selam verip hemen geliyorum. Ha, tabii tabii. Misafirini unutma da. Ne çok arkadaşı var ya. Herkesi tanıyor. Ne haber? İyiyim, sen? Tek kusuru da bu zaten. Aynen. Kusur derken? Fazla sosyal. Hemen arkadaş olur. Hemen. Sevgilisi mi o? Yok canım. Yok, Volkan'ın sevgilisi mevkisi yok. Volkan zaten ona Volki diyen bir kızla olmaz. Yani lise çocuğu değil ki. İş adamı o, mimar. Sen bakma onun o sulu zırtlak arkadaşlarına. Sadece çok sosyal işte, eğlenmeyi seviyor falan. Parti kızlarıyla işi olmaz onun. Kiminle işi olur peki? Yok dedim işte, sevgilisi falan. Kariyerini yapıyor daha o. Sen bakma o yanındaki kızlara. Onların hepsi kendi kendilerine gelin göbeği oluyor. Kızı güzelmiş ama. Ne? Bu mu güzel? At suratlı. Sen daha güzelsin be. Sağ ol be. Ben daha güzelim tabii o at suratlıdan. Sana bir şey diyeyim mi? Bak, toynaklar iyiymiş ha. Toynak ne? Evet. 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 Hadi gel, hadi bir selfie çekelim. Hadi gel, çekil. Ay, bakar mısınız? Merhaba. Siz kömürlükteki kız değil misiniz? Evet o. Ay, o gerçekten. Şöyle bir fotoğraf hadi çekeyim mi? Bir selfie. Çekiyorum, hadi. Saçmalamayın. Şuraya bakın. Bir saniye. Hayır, bir saniye. Ne oluyor? Ne oluyor ya? Ay, durun. Ay, durun. Ay, durun. Ay, durun. Ay, durun. Ne yapıyorsun? Dur, dur, dur. Dur, dur. Dur, dur. Hayat! Benim fotoğrafıma bak, neler? Hayat? Hayal? Hayat yok.
Buyurun. Hakan, misafirimiz karşılanacaklar. Umay Hanım. Sanırım misafirimiz geldi. Umay Hanım. Neşet Bey'e haber verin. Almaya geldim.